13 Kasım Salı akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, Türkiye ve dünyaya dair gündem maddeleriyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, yayınlarımızı karasal yayınların haricinde etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'taki ETV Manisa sayfasından canlı olarak takip edebilir, saygı çerçeveleri içerisinde kalmak kaydıyla. Her türlü görüş, dilek ve önerinizi, düşüncenizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine yoğun bir akşamla karşınızdayız sevgili seyirciler. Cuma akşam ve dün akşam ana haber bülteninde sizlerle birlikte olamadım. Değerli İpek arkadaşım birlikteydi. Çünkü ETV ana haber bülteni sunucusu olarak Balkanlar'da, Makedonya'da 10 Kasım ve Atatürk gösterisi gerçekleştirdim. Çanakkale şehitlerimizi, günümüz şehitlerimizi ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, o kahramanlarımızı Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde anlatma fırsatım oldu. Kısa kısa almış olduğum notları haberlerin arasında sizlerle paylaşacağım. Çok büyük, çok kucak dolu selamlarla sizlerin karşısına geldim. Dilerseniz ilk haberimize başlayalım. Sevgili seyirciler, 24. 25. ve 26. dönem AK Parti Manisa Milletvekili olan Selçuk Özdağ, AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı müracaatını yaptı. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi gelen merkezine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için müracaatta bulunduk. Allah hayırlara vesile kılsın. Manisa'yı AK Belediyecilikle buluşturmak için yola çıkıyoruz. Manisa'yı zengin ve özgür kılmak için yola çıkıyoruz. İki dönem kaybettiğimiz belediye başkanlığını almak için yola çıkıyoruz. Eğer milletimiz teveccüh ederse, teşkilatlarımız teveccüh ederse, STK'lar teveccüh ederse, genel merkezimiz, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız teveccüh ederlerse, kaderimizde de varsa bu yolda zafer bizi bekliyor. 4 aylık bir mücadele bizi bekliyor. Bu mücadelede bütün Manisalıları yanımızda görmek istiyoruz. Milletvekili döneminde yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Manisa'da yapılamayanlar var. Yapılmak istenip yapılamayanlar var. Yapamadıkları var mevcut belediye başkanlığının. Yapılmak istenip yapamadıklarını yapmak için Allah nasip ederse bir göreve talibiz. Bu görevde de aynen Ziya Gökalp'in söylemiş olduğu gibi ahlak dolu pekdardır, tetik bas önü yardır, sakın hakkım var deme, hak yok vazife vardır diyerek Manisa'ya ve Manisalılara karşı herhangi bir hakkımız yok, vazifemiz var. Hocam. Sevgili seyirciler, 10 Kasım haftası dolayısıyla 4 günlüğüne Makedonya'nın başkenti Üsküp'teydim. Yaklaşık 10 yıldır yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğum Çanakkale'den 1938'e kadar kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarıyla birlikte andığım yaklaşık 1,5 saatlik gösterimi Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirdim. Hani Atatürk deyince binlerce kilometre uzaklıkta, Türkiye deyince, vatan deyince, bayrak deyince tüyleri diken diken olup gözleri dolan o tertemiz insanların heyecanını, coşkularını inanın sabahlara kadar sizlere anlatsam yine de karşılığını, o uygun kelimeleri bulamam. Değerli haberci arkadaşlarım, sizler için getirmiş olduğum videoları da önümüzdeki günlerde haberleştirip aktaracaklar. Böylesine güzel topraklarda, Balkanlarda, o kalbimizin, aklımızın, dimağımızın attığı ve her daim birlikte olacağımız o güzel insanlarla bizleri buluşturan, her şeyden önce Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Sayın Halil Abdullah ve değerli eşleri Cansel Hanımefendi nezdinde tüm Gostivar'dan gelen, Tikveş'ten gelen diğer dört bir taraftan Makedonya'dan gelip de gösteriyi büyük bir coşkuyla seyreden o değerli genç arkadaşlarımıza, gösteriye resmi makamlardan katılım gösteren çok değerli büyüklerimize, ardından Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Başkanı Sayın Doktor Mustafa Tosun'a ve Genel Sekreteri Sayın Ali Seyfi'ye, resim gösterisiyle renk katan Atatürk resim sergisiyle Mert Rasim'e, kısacası kalbi Türkiye ile atan, bizlerin ata yadigarı, ata mirası ama özbeöz Türk olan o değerli dostlarımıza, hepsine ETV Ana Haber Bülteni'nden selam olsun diyorum. Sizlere selamını getirdim. Sizlerin de onlara olan selamınızı bir kez de ekran karşısından paylaşmış oluyorum. Ayrıca Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Halil Abdullah benim gösterim esnasında da bir açıklamada bulundu. Makedonya'da sevgili seyirciler,
52 tane Türk derneği var ve hepsinin birleştiği bir çatı var. Makedonya Atatürkçüler Derneği Başkanı Halil Abdullah da o çatının başkanını, 52 derneğin başkanlığına adaylığını da açıkladı. Önümüzdeki ay seçim gerçekleşecek. Kendisinden başka da şu ana kadar bir aday çıkmadı. Kendisine canı gönülden selamlarımızı yollayarak başarı dileklerimizi iletelim. Sevgili seyirciler, yeni valimiz vatandaşla buluştu. Valiler kararnamesiyle Batman'dan Manisa valiliğine atanan Ahmet Deniz pazartesi itibariyle görevine başladı. Manisa'ya gelir gelmez hem esnafları hem de vatandaşları ziyaret eden, hal hatır soran Manisa'nın yeni valisi Ahmet Deniz, halkla iç içe olduğunu gösterdi. Manisa valiliğinden başlayarak esnafları ziyaret eden Vali Deniz, iş anında bulunan basın mensuplarıyla bir araya gelerek burada Türkiye ve Manisa hakkında kısa değerlendirmeler yaptı. Basın mensuplarıyla bir süre sohbet ettikten sonra Vali Ahmet Deniz esnaf ziyaretlerine devam etti. Sevgili seyirciler, Makedonya'da kaldığım süreç içerisinde otelde bir Türk genç iş adamıyla da karşılaştım. Murat Öztin, kendisi orada bir otel işletmeciliğine soyunmuş ve çok değerli görüşleri oldu. Kendisinin de selamlarını iletmiş olayım. Ayrıca dün akşam geç saatlerde Üsküp'ten İstanbul ve İzmir olmak üzere uçakla geldim. Uçakta koltuğuma otururken yanımda çok değerli iki hanımefendi vardı. Koltuğuma oturduğumda hanımefendilerden bir tanesi Sayın Ece Bulut, ismini öğrendim sonradan, tanıştık, hoş sohbet gerçekleştirdik. Ben sizi sosyal medyadan tanıyorum, siz ETV'nin ana haber bülteni sunucusu Mustafa Başgül sensiniz değil mi deyince çok mutlu oldum ve kendisiyle İstanbul'a kadar uçakta yaklaşık 1,5 saat süren çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisinin de selamlarını sizlerle paylaşmış olayım, üzerimde kalmasın. Herkese de buradan kocaman sevgilerini, dileklerini ilettiler. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 154 mahalle projesiyle mahalleleri sağlıklı altyapılarıyla tanıştırıyor. Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla Şehzadeleri ilçesine bağlı Selimşahlar, Karaağaçlı ve Yeniköy mahallelerinde altyapı kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hattı, üst yapıda ise kilit parketaj, bordür ve kaldırım yenileme çalışmaları mahalleleri daha yaşanabilir hale getiriyor. Bu çalışmaların ardından Karaağaçlı ve Yeniköy mahallelerinde de çalışmalarını sürdüren MASKİ, 200 yıl önce kurulan Karaağaçlı mahallesinde de altyapıda kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarını yenilemeye başladı. Birçok ana arterde altyapının ardından kilit parketaj ve bordür çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalarda Karaağaçlı'ya 150 bin metrekare kilit parketaj ve bordür döşendi. Yeniköy mahallesinde ise 6600 metre kanalizasyon çalışması tamamlandı. Ardından kilit parke ve bordür çalışmaları yapılarak en kısa sürede çalışmalar tamamlanacak. Bu çalışmaların hava şartları da göz önüne alındığında 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ayrıca arıtma tesisi Yeniköy yakınlarında kurulacak. Arıtma tesislerine her 3 mahallenin de kanalizasyon atık suları kurulacak olan arıtma tesisinde motopomp sistemleriyle aktarılarak daha sonra arıtmadan çıkacak olan temiz su Gediz Nehri'ne bırakılmış olacak. Sevgili seyirciler, ulusal gündemde, daha doğrusu dünya gündemi diyebiliriz. Bugün İtalya'da sabahleyin başlayan bir toplantı vardı. Dünyanın önde gelen devletleri Libya'nın konumunu tartışacakları bir toplantıydı. Ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil ediyordu. İtalya'da Palermo şehrinde düzenlenen toplantıda. Fakat öğle saatlerine doğru bir haber düştü haber merkezlerine. Fuat Oktay nezdinde temsil edilen Türkiye tüm görüşmelerden, toplantılardan çekilmişti ve bizzat Fuat Oktay'dan geldi. Yani Cumhurbaşkanı Yardımcısından açıklama geldi. Planlananın dışında sabahın erken saatlerinde İtalya, ev sahipliği yapan İtalya zirve içerisinde zirve gerçekleştirdi. Yani plan dışı, kendi kafasına göre Türkiye'yi davet etmediği bir takım ülkelerle birlikte gayri resmi bir toplantı düzenledi. Bunun üzerine Fuat Oktay
Türkiye böylesine gayri resmi olaylarda, böylesine saman altından su yürütülen işlerde kesinlikle bulunamaz diyerek Türkiye'nin masadan kalktığını, Libya'nın geleceği konusunda İtalya'da yapılan görüşmelere katılmayacağını açıkladı ve yurda döndü sevgili seyirciler. İtalya'da zirve içerisinde zirve yapma kararıyla bölgenin özellikle Akdeniz'in en önde gelen ülkelerinden birini de kaybetmiş oldu bu zirvede. Bakalım önümüzdeki saatlerde ya da önümüzdeki günlerde bu zirve içerisinde zirve yapılan, gayri resmi toplantılar düzenlenilen, kafalarına göre ülkelerin çağrılıp çağrılmadığı toplantılardan ne kadar tatmin edici yanıtlar çıkacak Libya'nın geleceğine dair. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün, 154 mahalle projesi kapsamında alt ve üst yapı çalışmaları yürütülen Şehzadelerin Selim Şahlar ve Yeniköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili Şehzadeler ilçesine bağlı Selim Şahlar ve Yeniköy mahallelerini ziyaret etti. Hizmet ve yatırımlarla ilgili mahalle muhtarı Nurullah Koyunoğlu ve vatandaşlarla görüşen Başkan Ergün, daha sonra Yeniköy mahallesine geçerek muhtar Levent Bolut ve mahalle sakinlerinin konuğu oldu. MASKİ Genel Müdürlüğü Selim Şahlar Mahallesi'ne 14 kilometre kanalizasyon hattı döşedi. Altyapı çalışmasının ardından mahallede 116 bin metrekare kilit parke taş döşemesi işi gerçekleştirildi. Selim Şahlar ve Yeniköy arasına döşenmeye başlanan kanalizasyon terfi hattı döşeme çalışması ise devam ediyor. Mahallede ayrıca 700 metre dere temizlik çalışması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mahallelerde yaptıkları yatırımlar sayesinde vatandaşları uzun yıllardır bekledikleri hizmetlerle tanıştırdıklarını ifade etti. Sevgili seyirciler, bugün ne yazık ki üzücü bir olay yaşandı. Hem de Atatürk Haftası içerisinde, yani ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ü yad ettiğimiz ve onun felsefeleri, onun düşüncesi, ideolojisi ile geleceğe gittiğimiz bir ülkede, onun kurmuş olduğu bir ülkede ne yazık ki Tekirdağ Çorlu ilçesinde 30 yaşlarındaki bir kadın elindeki bir baltayla Atatürk'ün heykeline saldırdı. Kesinlikle kabul etmemekle birlikte, yani yapacağı açıklamaları da genele asla dökmemekle birlikte, çünkü hepimiz inanç sahibi insanlarız. Dökmemekle birlikte dini bir takım cümleler kullandı. Yok işte heykeller şöyledir, heykeller böyledir diye. Böylesine üzücü bir olay yaşandı. Fakat bir kişinin cep telefonu kamerasına çekmesiyle bu olay ortaya çıkmıştı. Emniyet birimlerine teşekkür ediyoruz ki bu kadını güvenlik kameralarından takip ederek kim olduğunu açıkladı. Yakaladılar, gözaltına alındı. Muhtemelen geçtiğimiz aylarda da bir hakaret davası vardı. 2 yıllığına ceza almıştı. Aynı ceza muhtemelen kendisine de uygun görülecektir. Atatürk'ün heykelleri veya çevremizde gördüğümüz herhangi bir heykel sevgili seyirciler asla put değildir. Hiç kimse gidip de Atatürk heykeline çaput bağlama ya da Atatürk'ten bir şey isteme, dileme sevdasında değildir. Yapılan heykeller devlet büyüklerine karşı saygı ve onların hatıralarını devam ettirme amacıyla yapılır. Hiç kimse Atatürk heykellerini put olarak görmez. Saçma sapan, hepimizin çok iyi bildiği dini inancımızı lütfen dini olgular kullanılarak heykellere saldırmayın. Her ne olur, heykel belki çok azıcık zarar görür ama sizler halkın gözünde de bu ülkenin gözünde de düşmeye devam edersiniz. Böylesine saldırılar gerçekleştirilen. Unutmayalım ki bugün aslında çok önemli bir tarih sevgili seyirciler. 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe açıklarında Marmara Denizi'nde İşgalci İngiliz askeri gemileri demirlediler. Tarihte bugün tam 100 yıl önce İngiliz gemileri Dolmabahçe açıklarında demirledi, yani işgal etti. Eğer ki başta Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, o baş tacı kadınlarımız, gazilerimiz olmasaydı bugün dini inançlarımızı ya İngilizlere sorarak gerçekleştiriyorduk ya da hiçbir zaman gerçekleştiremezdik. Eğer ezan susmadıysa, bayrak inmediyse, hani sevmiyorsanız bile ki aklım almaz, lütfen saygı göstermesini bilin ülkenizin kurucularına. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilk kez açılan hasta ve yaşlı bakım kursu Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda başladı. Bugün tırnaklarınız çok uzamış.
15 kursiyer 160 saatlik eğitimin ardından alacakları sertifikayla hastanelerde, huzur evlerinde, belediyelerde hasta ve yaşlı bakım personeli olarak çalışarak istihdama da katkı sağlamış olacak. Üstten başlıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş, eğer saç açıcı spreyimiz varsa ondan kullanıyoruz. Eğer yoksa da küçük gruplara ayırarak saçlarını hastamıza tarıyoruz. Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, Sarıgöl'de ilk kez açılan kursun 160 saatlik ve ücretsiz olduğunu belirtti. İş yasası diye çok önemli bir bizim yasamız var. Kendi annene, kendi babana şu belgen olmadan bakamayacaksın. Evet. Belediyede şu anda hasta ve yaşlı hakları birimleri oluşturuluyor belediyelerde. Belki ileride bu alanda bir istihdam oluşturacak. Devletin dili resmidir. Ne yapacaksınız siz bu alanda? Siz bu belgenizi, hasta ve yaşlı bakım elemanı belgenizi kullanarak belki bir istihdam kapısı oluşturacaksınız. Bakın burada mankenlerle canlı bizzat hocalarımızın size, zaten öğrencilere burada ne anlatıyorsa hemen hemen modül olarak benzerini size anlatacak. Gerçekten bundan çok faydalanacağınızı düşünüyorum. Yani bizler, hani amacımız, gerçekten söylüyorum, Halk Eğitim Merkezi'nin amacı, inanın ben göreve başladığımdan beri hep şunu diyorum, Halk Eğitim Merkezi'nin amacı halka hizmet etmek. Sevgili seyirciler, bugün Salı, takdir edersiniz, grubu bulunan meclisteki siyasi partilerin grup toplantıları günü. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi de grup toplantısını gerçekleştirdi. Konuşmacı ve genel başkan başkanlığında, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle hükümete 100 günlük plan açıklamıştınız. Ne oldu, bu planların ne kadarını gerçekleştirebildiniz diye eleştirilerini yöneltti. Bir diğer eleştirisi de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'aydı sevgili seyirciler. Şimdi ismini vermeyeceğim ama siz biliyorsunuz, kafasına fes takıp keşke Mustafa Kemal kurtaracağına Yunan galip gelseydi diyebilecek kadar, hani küçülen, en kibar tabirle söylüyorum çünkü ekranın bu tarafta olunca rütük kurallarına uymak gerekiyor. O kişiyi gidip de Diyanet İşleri Başkanı hafta sonunda, tam da 10 Kasım haftasında ziyaret etmişti. Tabii siyasilerin büyük bir bölümü dehşet derecede bir tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu da bugün buna değindi ve şimdiki Diyanet İşleri Başkanı, keşke Yunan galip gelseydi diyen kişinin önünde diz çöküyor. Sen şimdi keşke Yunan galip gelseydi diyen adamın önünde diz çöküyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Sana o koltuğu sağlayanlar idamla yargılandı. Derhal terk et dedi. Yani Diyanet İşleri'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'tü sevgili seyirciler. Ve sizlere kısa bir bilgi vereyim. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkisini anlattım. Uzun uzun değinmek yerine küçük bir sizlere detay vermek isterim. Yanılmıyorsam şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin protokol sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı 16. 17. sırada. Yani birinci sırada Cumhurbaşkanı, ikinci sırada Meclis Başkanı, üçüncü sırada diğer görevliler gidiyor. Ve Diyanet İşleri Başkanı, belki hafızam beni yanıltıyor olabilir ama 16. sırada filan. Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğunda birinci sıra, yani Cumhurbaşkanı, ikinci sıra Meclis Başkanı, üçüncü sıra Başbakan, dördüncü sıra protokol sırası Diyanet İşleri Başkanlığı'nındı. Yani ülkenizin kurucusu ve kurtarıcılarına, hatta onları bile geçtim, ülkenize bizzat keşke Yunan galip gelseydi diyen bir adamın ayağına Diyanet İşleri Başkanı'nın gitmemesi gerekir ki Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamada zaten bunu eleştirdi. Diğer siyasilerin eleştirilerini de birazdan aktaracağım sıradaki haberimizin ardından. Yunus Emre ilçesi Muradiye Atatürk Aysel Kani Çelikel İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Hira Nur Döner, eğitim gördüğü okulda lösemi hastaları için saç bağışı yapıldığını öğrendi. Ailesine danışan Hira Nur, doğumundan bu yana kestirmeye kıyamadığı saçlarını lösemi hastaları için kestirmeye karar verdi. Ailesiyle birlikte Saçım Saçın Olsun projesine destek veren kuaförün yolunu tutan Hira Nur, 10 yıldır uzattığı saçlarını kestirdi. 80 santimetre olan saçının yarısını kestiren Hira Nur, kesilen saçını lösemi hastaları için peruk yapılmak üzere bağışladı. Okulda öğretmenlerimden duydum. Nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. Annemle babamdan fikir aldım. Onlarla karar verdim. Saçımı kestirmeye karar verdik. Saçımı çöpe atmak istemedim. En azından yardımım olur diye düşündüm. Yani birazcık heyecan yaşadım. Lösemi bağışçısı için geldik biz buraya. Kızım tavsiye etti. Çok sevindik, gurur duyduk.
Hani böyle bir kampanyaya katılması için bu şekilde daha önce hiç kestirmedim. Ama böyle bir kampanyayı duyunca kestirmeye karar verdik. İnşallah bu haberi duyan böyle bir arkadaşlar, yardımseverler, böyle bir bağışa ihtiyacı olanlar için yardımcı olabilirler. Kuaför Arzu Yıldırım ise kanserli hastaları mutlu etmeye aracı olduklarından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını kaydetti. Eşimle birlikte bu işletmeyi beraber işletiyoruz. Saçım saçın olsun kampanyasına arkadaşımız var İzmir'de. Ona topluyoruz. Oradan peruk yapılıp kanserli hastalarımızı mutlu etmek için. Bu şekilde ona destek oluyoruz. Çok gurur verici bir şey. Yani tebrik etmek lazım. Ailesini de tebrik ediyorum böyle bir şeye katkıda bulundukları için. Sonuçta orada bir moral oluyor hastalara. Yani sevincini paylaşmak bize de nasip oldu. Vallahi o genç arkadaşımıza, hani yüreği kocaman, boyu küçük olsa da yüreği kocaman arkadaşımıza vallahi helal olsun. Böylesine daha bu yaşta bu kadar incelik, nezaket, bir düşünce örneği gösterebilmiş. Sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de grup toplantısı vardı. Devlet Bahçeli biraz önce sizlere aktardığım Diyanet İşleri Başkanı'nın o ziyaretine de tepki gösterdi. Fakat Devlet Bahçeli'nin asıl bugün üzerinde hararetli bir biçimde durduğu gündem maddesi ittifak söylentileriydi. Artık bu saatten sonra bir ittifak beklentimiz, bir ittifak çalışmamız kalmamıştır diye çok net ifadelerle tüm illerde belediye seçimlerine, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kendi adaylarıyla girileceği konusunda bilgi vermiş oldu. Ayrıca af konusundaki talebimizden asla geri dönüşümüz olmayacak. Bunu kesinlikle herkesin bilmesi lazım. Biz bu yola çıktık, af istiyoruz ve istemeye de devam edeceğiz dedi. Devlet Bahçeli yapmış olduğu bugünkü Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısındaki sözlerinde. Sevgili seyirciler, hani bir hırsızlık haberi verdiğimde söylüyorum ya, birkaç güne kalmaz sizlere yakalandıklarının haberini veririz. Çünkü olur böyle vakalar, Manisa polisi yakalar diyorum. İşte en güzel örneği, Manisa'nın 3 farklı ilçesinde 3 günde 21 iş yerini soyan hırsızlık çetesi çökertildi. Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde bir gecede 9 iş yerinden gelen hırsızlık ihbarının ardından harekete geçen Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için özel bir ekip kurarak operasyon başlattı. Şüphelilerden 4'ü ertesi gün yine aynı mevkide bir markete girmek üzereyken jandarma tarafından operasyon düzenlendi. 4 şüpheliden 3'ü kaçarken biri de suçüstü yakalandı. Kaçan diğer 3 şahıstan biri gözaltına alınan kişinin ifadesi üzerine kiraladıkları ve eski mezarlık mevkiinde park ettikleri araç içerisinde uyurken diğer 2 şahıs da araç başında 11 Kasım gecesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda 9 iş yerinden hırsızlık yapıldı. 10 Kasım gecesi olaya karışan diğer 2 şüpheli de Şehzadeler ilçesindeki adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Nurettin Ö, AÖ, DY, YCY, ÖCG ve MÖ'nün gözaltına alındığı olayda kullanıldığı öne sürülen araç plakasının sonundaki 9 rakamı siyah bantla kapatıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Saruhanlı ilçesinde 7, Şehzadeler ve Yunus Emre ilçelerinde 5, Muradiye Mahallesi'nde ise 9 farklı dükkan olmak üzere toplam 21 iş yerine hırsızlık amaçlı girdikleri tespit edildi. Kiralanan araç içerisinde yapılan aramada Saruhanlı ilçesindeki bir dükkandan çalındığı belirlenen 18 adet konfeti, 160 adet meşale ve farklı eşyalar, Muradiye Mahallesi'ndeki bir marketten çalındığı tespit edilen poşet içerisinde 75 lira bozuk para ve olayda kullanılan levye bulundu. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Muradiye Jandarma Karakolu'ndaki ifade işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Bu arada şüphelilerin hırsızlık amaçlı girdiği bir kahvehanenin kapısını levye ile kırarak içeri girmeleri ve yine bir eczaneye girmek için olay yerine gelerek güvenlik kamerasını kırmaları saniye saniye kaydedildi. Olur böyle vakalar, Manisa polisi yakalar, söylemeye de bundan sonra da ilgili haberlerin hemen ardından umarım hırsızlık haberi bir daha sunmayız ama eğer olursa da söylemeye devam edeceğim. Çünkü gerek Trafik Şube Müdürlüğü'nün, gerek asayiş, gerek narkotik timleri tüm birimleriyle Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün değerli personeli gerçekten bizim huzurumuz için
kat be kat büyük emekler, eforlar harcayarak çalışıyorlar. Sevgili seyirciler, Emine Çalışır iyi yayınlar diliyor. Değerli izleyenimiz Facebook'taki canlı yayınımızın altına yapmış olduğu yorumda. Bizler de Emine Çalışır'a çok teşekkür ediyoruz yorumlarından dolayı. Bugün sevgili seyirciler, ne yazık ki üzücü bir olay yaşandı ulusal gündemimizde. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın bir ilçesindeki bir lastik fabrikasında işçilerle birlikte buluştuğu sırada bir silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye yaralı olarak kaldırıldı ama ne yazık ki kurtarılamadı. Yaşamını yitirdi. Lastik İş Sendikası başta olmak üzere emekçilerin hakkını savunan tüm sendikalara, ülkemize başsağlığı dilerim. Tekrarlayayım. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da uğramış olduğu silahlı saldırı neticesinde yaşamını yitirdi. Yerel gündemimizden de üzücü bir trafik kazası haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Edinilen bilgiye göre Kırıkağaç ilçe merkezinden Bakır Mahallesi istikametine gitmekte olan MEN'in idaresindeki otomobil aniden sola dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde seyir halinde olan PP yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak yol kenarındaki direğe çarptı. Otomobilin sürücüsü ME kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken hafif ticari aracın sürücüsü PP ile aynı araçta bulunan AG yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ambulansıyla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan iki kişinin yaralanmasına neden olan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu araçların ikisi de aynı yönden geliyor. Aynı yönden geldiği zaman tamam, bu arkadan hızlı geliyor herhalde. Bunlar da sinyal yakıyor bu tarafa. Arkadan da bakıyor, sinyali görmüyor herhalde, çarpıyor. O anda da bu tarafa takla atıyorlar. O kahredici istatistikleri bir kez daha paylaşayım sevgili seyirciler sizlerle. 2007-2017 yılları arasında son 10 yılda Türkiye'de 10 milyon trafik kazası gerçekleştirdik. Bizlerin hataları neticesinde, trafik kurallarına uymayışımız, işaretçi ve denetçilere uymayışımız neticesinde 10 milyon trafik kazasında 3 milyon vatandaşımız yaralanırken 50 bin vatandaşımız yaşamını yitirdi. Yani geçmiş 10 yıldan dersler çıkartmak yerine adeta geçtiğimiz 10 yılın rekorunu egale edelim düşüncesiyle hata yapmaya, kaza yapmaya, gerek kendi gerek karşımızdaki insanların canına kastetmeye devam ediyoruz. Lütfen biraz daha dikkatli olalım. Trafik kurallarına sonuna kadar uyalım. Hem kendi canımız için hem karşımızdakilerin hayatı için. 5 dakika geç gidelim eve ama sağ salim gidelim. Sevgili seyirciler, 13 Kasım'a dair gündem maddeleriyle karşınızda olduk. Kısa bir reklam arasının ardından spor bülteni ve hava durumu karşınızda olacak. Yarın aynı saatte ETV Ana Haber Bülteni'nde buluşuncaya dek aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Arasındaki dengeyi biz kuruyoruz. Ülkemiz çiftçilerinin tanıdığı, güvendiği bir yüz. Ağaç doktoru Savaş Çelebi. Savaş Çelebi. AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ağaç Doktoru Savaş Çelebi diyor ki: ağacınızı gençleştirin, veriminizi artırın. Sevgili dostlarım, canı gönülden desteklerinizi bekliyorum. Başkan Çelebi, Başkan Çelebi, metroya da bindir bizi, Başkan Çelebi. Gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Kahvaltıya, yemeğe, kızartmaya, hastalıklara. Gümülceli natural zeytinyağı, hafif, sağlıklı, hakiki, damağınızın tadı, yemeklerinizin lezzeti onunla daha güzel. Manisa'nın verimli topraklarında yetişen ve mis gibi havasında büyüyen zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, Saruhanlı Gümülceli natural zeytinyağı fabrikasında tadına doyulmaz zeytinyağına dönüşüyor. Hakiki zeytinyağı denilince Gümülceli natural zeytinyağı alınır. Kalbinizin, bedeninizin sağlığı Gümülceli natural zeytinyağı. Sipil Dağı'nın rüzgarlarıyla okşanan zeytinyağlarının ödülü
Sofranızın ve sağlığınızın vazgeçilmezi Gümülceli Zeytinyağı. Torku'dan yepyeni bir lezzet daha. Leziz çikolata kaplamalı, lifli, ruşenli bisküvi. Torku tam ruşenli çikolata kaplamalı bisküvi. Orman meyveli çikolatası da var. Afiyet olsun. Agora Doğal Kaynak Suyu. Bozdağ'ın doğal kaynağından ev ve iş yerlerinize Erdinç Ticaret kalitesiyle ulaşıyor. Sipariş için telefon 0236 231 72 45. En taze lezzet, en hesaplı alışveriş yakışıklı manavda. 50 aşkın sebze meyve çeşidiyle kalite ve tazeliğin adresi yakışıklı manav. Gelin karlı çıkın. Yakışıklı manav lezzetin ve kalitenin adıdır. Güler yüzü hizmetiyle uygun fiyatlarıyla siz Manisalıları bekliyoruz. Hediyelik meyve sepetlerimizle Manisa'da bir ilki yakışıklı manav olarak sizlere yaşatıyoruz. Kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle, sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbili tüpleri almayın. Barbaros ve Saruhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milangaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim B, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231 72 45 211 03 33. Öz Uzunlar Yapı Dekorasyon. İç ve dış mimari uygulamaları, komple tadilat, mutfak, çelik kapı, laminant parke, PVC doğrama, Hilton lavabo, banyo WC gibi hizmetleriyle sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı mekanlarda yaşaması için çalışıyor. İletişim Erhan Uzun 0538 490 4023. Saim Uzun 0537 927 74 76. Santral 0236 232 57 97. Salihli Belediyesi Kurşunlu Kaplıcaları 86 apart daire 280 yatak kapasitesindedir. Termal suyun çıkış sıcaklığı 52 ila 96 derece arasındadır. 2 kapalı havuz, 8 jacuzzi odası, 2 sauna odası vardır. Uzman doktor fizyoterapisti ile profesyonel hizmet vermekte. Termal suyun içeriğinde kalsiyum sülfat, bikarbonat, sülfat ve hidrojen sülfür gibi mineraller bulunmakta. Termal suyun faydalı olduğu alanlar, romatizmal hastalıklar, cilt ve kadın hastalıkları, eklem ve kireçlenme rahatsızlıkları, solunum yolu hastalıkları ve sinirsel rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici etkisi de vardır. Ayrıca restoran, market, kafeterya, manav, fırın, cami, çocuk oyun alanları, fitness grupları, şelaleleri, yürüyüş yolları ve muhteşem doğasıyla Kurşunlu Kaplıcaları her mevsim hizmetinizde. Havuz, jacuzzi odalar ve sauna hizmetinden oluşan termal tesis merkezimizden günübirlik ve saatlik olarak da yararlanabilirsiniz. Doğal güzelliğin keyfini sağlıkla yaşamak isteyenler için Salihli Kurşunlu Kaplıcaları misafirlerini bekliyor. Burada her şey sağlığınız için düşünüldü.
İletişim 0236 712 50 çift 0. Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Antalya Spor'u 2-1 yenerek düşme hattından kurtulan Akhisar Spor'a bir müjde de sakat futbolculardan geldi. Milli maç arasına moralli giren Yeşil Siyahlılar'da sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Serginho, stoper Caner ve golcü Serezyov'un iyileştiği öğrenildi. Aranın ardından 25 Kasım Cumartesi günü Bursa Spor'la evinde karşı karşıya gelecek Akiko'da 3 futbolcunun yeniden formalarına kavuşacakları bildirildi. Serginho en son ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasında görev almıştı. Tam 6 haftadır forma yüzü göremeyen Brezilyalı oyuncu UEFA Avrupa Ligi J grubunda da Standard Liège ve Sevilla maçlarına kaçırmıştı. Caner ve Serezio ise geçen haftaki Antalya Spor karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Kadro darlığı nedeniyle sistem değişikliğine gitmek zorunda kalan teknik direktör Cihat Arslan'ın gelen iyi haberlerden dolayı çok rahatladığı ifade edildi. Ege temsilcisi Bursa Spor sınavının ardından Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a misafir olacak.